İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant ise Gazze şeridine başlattıkları bombardımanı savaş helikopterleriyle havadan takip etti. Gazze'ye saldırı planlarını kendisinin onayladığını paylaşan Gallant, bu saldırıların büyüklüğü hem İsrailliler tarafından görüldü hem de Hamas tarafından hissedildi ifadelerini kullandı. İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir de İsrail ordusunun saldırılara ara vermeden devam etmesini istedi. Ben-Gvir, Gazze'yi tüm gücümüzle ezmeli, Hamas'ı yok etmeli ve Gazze şeridine dönmeliyiz ifadelerini kullandı. Ben-Gvir, İsrail ile Hamas arasındaki insani araya tepki göstermiş, Gazze'ye yönelik saldırılara yeniden başlanmaması halinde Netanyahu liderliğindeki koalisyon hükümetini dağıtma tehdidinde bulunmuştu. İsrail ordusu 7 günlük insani aranın ardından Gazze'ye yönelik saldırılarına yeniden başlamıştı.